Efeoğlu'ndan herkese merhaba. Ben inşaat mühendisi Faruk Aslan. Bugün Mimar Nazlı Hanım'ın bizim için tasarlamış olduğu M10-2500-31 kodlu projeyi hep birlikte değerlendireceğiz. Nazlı Hanım'ın projesinde şöyle bir malzeme listesine gittiğimiz zaman ciddi manada çatı hareketlilikleri hoş bir görünüm katmış bu binaya. Benim kendi şahsi görüşümdür. Az katlı binalarda binanın karakterini belirleyen unsurun çatı olduğunu düşünüyorum. Çatı da çok güzel, hareketli bir çatı olması hasebiyle binaya çok güzel bir hava katmış. Ayrıca son zamanlarda modern görünüm için kullanılan antresit rengin de binaya güzel bir hava kattığını düşünüyorum. Hem çatıdaki antresit renk hem de duvarlar ve kolonlara gelen bu antresit rengin binaya güzel bir karakter kattığını düşünüyorum. Ve sadece modernite değil de bu yığma tuğla iç cephede, verandada ve binanın belli noktalarında kullanılan yığma tuğla da binaya hem güçlü bir his katmış hem de böyle modernitenin içerisinde bir klasik sıcak bir hava katmış binaya. O açıdan şık bir görünüm. Videomuzun ilerleyen dakikalarında yine bu binayla ilgili gerçekten çok yapılabilecek çok güzel şeyler var fiyat anlamında. Bina klasik bir tarzda da yapılabilir. Yani daha çok uygun maliyetlere de yapılabilir. Fiyatı çok daha fazla da arttırılabilir. Yani buna uygun bir proje. Bu konuda Nazlı Hanım'ı tebrik ediyorum. Videomuzun ilerleyen kısımlarında da hangi imalatlardan vazgeçilmesi durumunda veyahut da neler yaptığımız zaman maliyette ciddi manada düşüşler yaşayacağımızla ilgili bilgi vereceğim. Binanın genel malzemelerine baktığım zaman kenet çatı zaten su yalıtımıyla ilgili kale gibi bir yapı oluşturuyor kenet çatı. Boya, sıva, bordex kullanılmış bu antresit görünümlü kısımlarda. Kültür taşı kaplama var. Yine bordex üzeri kültür taşı kaplama var. Daha önceki videolarımızda belirttiğimiz üzere kültür taşı kaplamanın betonarme binalarla bu binalar arasında nasıl bir fark oluşturacağını yani hangisinde daha sağlıklı olduğunu irdelemiştik. Çelik yapıda mı yoksa betonarmede mi? Betonarme binalarda yalıtım için EPS veya XPS üzeri mantolama kullanılması durumunda bunların bizim yaptığımız çelik yapılarda bordex üzeri kültür taşı kaplamanın daha sağlıklı olacağı sonucuna varmıştık. Daha önceki videolarımızdan izleyebilirsiniz. Onlarda da ciddi bilgiler veriyoruz. Tabii bütün bilgilendirmeleri malzemele ve yapımla ilgili bütün bilgilendirmeleri tek bir videoya sığdıramıyoruz. Eğer ev yapmayı düşünüyorsanız mühendis videolarını izlemenizde fayda var. Tavsiye ederim efendim. Antresit renkli PVC doğrama görüyoruz burada da. Antresit renkli PVC doğramalar da hem şık bir görünüm katıyor hem de yalıtım olarak daha önceki videolarımızda yaptığımız sıralamalarda en kötü yalıtım alüminyum pencerelerdeydi. Daha sonra ahşap ve en iyi yalıtımın PVC pencerelerde olduğunu, odacık sayısı ve ısı iletiminde daha az ısı ilettiğini daha önceki videomuzda belirtmiştik. Nazlı Hanım zemin kaplamasını da seramik kaplama tercih etmiş. Şimdi yalıtımla ilgili de düşünecek olursak binamızın temeli atıldıktan sonra temelle bordex arasına yine Efeoğlu'nun klasik uygulaması bu standart uygulamamızdır. 4 cm XPS yalıtım koyuyoruz buraya. Daha sonra işte duvar kısmına geçecek olursak duvarlarımıza bakıyoruz hemen hızlıca. Duvar kısmında da dış cephede bazı kısımlarda bordex üzeri 2 kat elyaf katkılı sıva, üstüne mineral sıva gelecek. Bazı kısımlarda da bordex üzeri 2 kat elyaf katkılı sıva, üzerine de kültür tuğlası kaplama gelecektir. İç tarafta ise yani bordeksin altında ise binayı çepeçeve savran yine bir nem bariyeri var. Nefes alma özelliği olan ancak su ve nemi geçirmeyen bir malzeme bu. Onun altında OSB 3 var. Piyasada kullanılan OSB malzemesi genel olarak OSB 2'dir. OSB 3 suya ve neme daha dayanıklı bir malzemedir. OSB 3 kullanılacak. İçerisinde 8 cm taş yünü yalıtım olacak ve binanın iç tarafında da yine 12,5 mm alçıpan yalıtım kullanılacak. Burada revize yapılmak istenirse ne yapılabilir diye düşündüğümüzde de ayrıca iç cepheye bir kat daha OSB 3 kullanılması durumunda bunun hem yalıtıma hem de binanın genel rigidliğine faydası olacaktır. Tabii bu olmazsa olmaz değil. Bu biraz daha tercih meselesi. Zaten olmazsa olmazları biz binalarımızda kullanıyoruz. Çatı kısmına geçtiğimiz zaman da şu kısımda yine daha önceki projelerimizde olduğu gibi 2 kat toplamda 20 santim kalınlığına uğraşan cam yünü yalıtım kullanıyoruz bu kısımda. Çatıda ise yukarıdan aşağı doğru iniyorum. 0.6 mm kalınlığında fırın boyalı galvaniz kenet çatı var burada. Altında bütün çatının üzerinde suya ve neme dayanıklı nem bariyeri. Altında bir tabaka OSB 3. OSB 3'ün altında 5 cm yalıtım için kullandığımız taş yünü yalıtım var. Onun altında ise tekrar bir kat daha OSB 3 var. Yani OSB 3, taş yünü 5 cm ve OSB 3
Yani OSB sandviç gibi bir yapıya büründürdük çatıyı. Bunu biz genel olarak yapılarımızda uyguluyoruz ve ısı yalıtımında çok önemsiz. Hem soğuğun hem sıcağın taban arasına girmeden izolasyonunu bize sağlıyor. Bu da bizim tercih sebebimiz, bu yalıtım sistemini. Yalıtım olarak binamız dört dörtlük bir yalıtımı var. Sadece işte şu kısımda benim eleştirel olarak baktığım giyotin ya da normal yatay kaideli pencere kullanılmış bu kısımlarda. Yatay kaideli pencereler aynı zamanda giyotin pencere olarak da yapılabilir. Bunlar otomatik olarak açılıp kapanabiliyor. Ancak şu kaidenin iç görsele geldiğimiz zaman görüş açısını biraz kestiğini düşünüyorum. Bakın şurada trombolinin olduğu kısımda koltuğunuzda oturduğunuzda baktığınız zaman trombolinin alt tarafını hakim olamıyorsunuz. Bahçenin büyük bir kısmı şu kaidenin göz hizasında olması sebebiyle görüşünüzü kesiyor. Bu rahatsız edici bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde iç cephede Nazlı Hanım yani içeride kullandığı malzemeler işte asma tavan kullanmış Nazlı Hanım. Spot ışıklarla aydınlatma yapmış. Şömine var yine yapımızda. Şömine de yine kullanılmaması durumunda yapının genel maliyeti %5 civarında bir indirme sebep olabilir. Devam ettiğimizde yapamayacağımız, bizi zorlayacak imalat var mı? Salon geçişinde sürgülü kapıyı kullanmış Nazlı Hanım. Bu da tabii binaya güzel bir hava katmış. Zeminlerde seramik görüyorum. Mutfak dolabı sağ taraf üst kısımlar akrilik çizilmez kapak gibi geldi bana. Alt kısım biraz daha lake tarzı gibi geldi. Ve tezgahta chimstone tezgah. Artı ada tezgahta da büyük ihtimalle chimstone kullanırız. Burada bir galiba renderla ilgili bir farklılık oluşmuş ama chimstone tezgah kullanılır büyük ihtimal. Bu mutfağın bu genişliği de yine bize ciddi manada maliyet getiren unsurlardan. Bunu da yapmamamız durumunda aşağı yukarı %5 bir yani yapmamamız derken tabii mutfaksız ev olmaz. Daha uygun maliyetli aynı şartları sağlama ihtimali olan malzemeleri kullanırsak %5'e yakın bir belki %5 olmayabilir. %3'e yakın bir tasarruf sağlayabiliriz binanın genel maliyetiyle ilgili. Yine kene çatı kullanılmaması, shingle kullanılması durumunda da yine %5, %6 hatta %7'lere çıkabilecek olan bir maliyette indirim olabilir. Hatta ve hatta binayı komple düz betopanla da sarsak bu çatıdaki karakteristik yüzünden binanın ruhunun çok fazla kaçacağını düşünmüyorum. Komple böyle bir düz betopanlı, shingle'lı bir çatı kaplaması ile bu binanın 2000 ile 2500 TL bölü metrekare bandına çekilebileceğini düşünüyorum. Bunun haricinde yine kafamıza takılan bir soru işareti daha olması gerekiyor. Bu binanın oturumu biraz fazla. Yani 21.45'e 14.48 tabii yine buralara kadar geldiğimizde de 17 metre civarında boy ve en 17'ye 22 civarında bir bina görüyoruz. Bu binanın oturumunun geniş olmasından dolayı farklı oturumlar oluşabilir mi? Yani tek katlı binalarda da bu risk var. Binayı biraz daha geniş bir daire yapalım dediğiniz zaman bu defa yayılıyor. Yayıldığı zaman da dilatasyonla ilgili bize sıkıntı çıkarabilir. Yani binanın oturumuyla ilgili bize sıkıntı çıkarabilir. Ancak binanın tek yönde ki boyu 50 metreyi aşması durumunda burada bir dilatasyon oluşturmak yönetmelikte zorunlu. Ancak bizim binamızın eni ve boyu 17 metre 25 metre olduğu için dilatasyon zorunluluğumuz yok. Bizim radya temelimizi güçlendirerek buradaki oturumları minimuma indirebiliriz. Bu konuyu da aşmayı istedim. Çünkü bazen tek katlı yapılarda yayılıyoruz. Ancak ne kadar çok zemine yayılırsanız zemindeki farklı oturumlar binadaki çatlamaları arttırma riski var. Buna da dikkat etmemizde fayda var. Bunun da bir maliyeti var. Bu da bilinsin istedim. Eğer bize sormak istediğiniz sorular varsa veya bizim değinmekte geç kaldığımız veyahut da unuttuğumuz yerler olabiliyor. Yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz. Teşekkür ederim.